Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Holografik bakış programına hoş geldiniz. Yine Abdurreşit Şahin'le birlikte birinci sözden okumaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz programlarda Bismillah her hayrın başıdır deyip cümle cümle, kelime kelime okumaya devam etmiştik. Ve Virdi zebana kadar gelmiştik yine kelime kelime devam ederek. Bugün bu programda en baştan başlayıp geldiğimiz yere kadar bir hamlede okuyup hepsini birden ele almaya çalışacağız. Ve bu da bize farklı kapılar, farklı pencereler açacak. Birinci söz, Bismillah her hayrın başıdır. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı hal ile virdi zebanıdır. En başla en sonu bir araya getirelim. Bismillah her hayrın başıdır. Her hayrın başıdır Bismillah. Bütün mevcudat da onu virdi zeban ediyor. Evet, bütün mevcudat da besmeleyi, Bismillah'ı virdi zeban eder. Yani her daim söylerler, hiç durmadan söylerler. Yani o zaman nedir? Bismillah her hayrın başıdır. Bütün mevcudat her zaman Bismillah der. Bütün mevcudat hayırdır. Evet. Matematiksel olarak böyle çıkıyor. Evet. Böyle midir? Evet. Ne alaka? A niye eşittir yani? B, C eşittir. A eşittir D. B, B eşittir C, A eşittir C. Evet, aynen öyle. Matematikçiye, fizikçiye matematik öğrettim. Şimdi önermemiz şuydu. Metinden öyle çıkıyor. Bütün mevcudat hayırdır. Şimdi bütün mevcudatın Bismillah demesini bir özetleyelim kısaca bir. Peki. Sen mi yaparsın? Yani bütün mevcudat nasıl Bismillah derdi? Heh, doğru. Önceki programlarımızdan yine hareketle söyleyelim. Bir hatırlatma olsun. Yani hatırlatma mesela. Olsun. Bütün mevcudat, her bir mevcudat daha doğrusu, yaratanın bir ismine aine, bir ismiyle varlar. Rahman ismi, Rahim ismi, Celil ismi, Cemil ismi, her neyse o isim için varlar. O ismi isme aine olmak, o isimle birlikte varlar. Veya daha böyle bizim metodolojiye uygun olarak söyleyecek olursak. Benim metodolojimi hiç sevmiyor zaten. Evet, hadi beraber düzeltelim. Yani biz mevcudatın varlığını sorguladığımız zaman, mesela diyelim ki şu elimin hareketi dedik değil mi? Şu elimin hareketini sorguladığımız zaman bu hareketin kaynağı nedir diye gittiğimiz zaman bu hareketin olabilmesi için bu hareketin arkasında işte insanın diyelim mesela biz görünen alemde mesela incelemeye çalışsak bunun arkasında sistemin çalışması var. Bedenin bütün sistemlerin çalışması var. Bu dolayısıyla bu çalışmadan dolayı bu olmuş olabilir diyebiliriz. Ama bedenin sistemlerin çalışması için daha alt birimlere iniyoruz. Mesela hücrelere kadar gidiyoruz. Atomlara kadar hepsinin düzenli bir şekilde çalışması bunu netice veriyorsa o zaman atom altı alemlere kadar bunun inmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman orada bir ona kaynak bulacak. Bu hareketi üzerine bina edeceğimiz bir şey bulamıyoruz. Çünkü hepsinin var olması gerekiyor ve bütün aşamalarda var olması gerekiyor. Bir de mikro alemde böyle olduğu gibi makro alemde de böyle. Mesela elimin hareketi benim oksijen almama bağlı, havaya bağlı, bilmem neye bağlı, dünyanın düzenine bağlı, sisteme bağlı. Böyle gittiğimiz zaman ister makro alemde ister mikro alemde baktığım zaman bu hareketi temellendireceğimiz, bu hareketi onun üzerine bina edeceğim, bu yapmıştır diyebileceğim bir şey bulamıyoruz. Dolayısıyla bunu yapan, hareket ettiren biri var. Demek ki mutlak biridir o da oraya ulaşıyoruz. Mutlak olan, hepsi her şeyi yapan, bütün bu sistemi yapan. Değil mi? Bu hareketi onun üzerine bina etmiş. Dolayısıyla hareketin kendine has bir ismi var. Mesela hareket ettiren diyebiliriz. Demek ki bir hareket ettiren var diyerekten o hareket, o mutlak olan kudretin hareket ettiren ismine dayanıyor. Benim bu hareketim diye özetleyebiliriz herhalde. Bismillah'a bağlandık mı şimdi? Yani bu hareketin kaynağı sonsuz mutlak olması gerekiyor. Çünkü bu kainatta onu bina edeceğimiz bir şey yok. İster makro aleme gidelim, ister mikro aleme gidelim. Dolayısıyla bir mutlak kudret var. Bu mutlak kudret hareket ettirici özelliği de var. Bu özellik ona bina ediyor. Ondan dolayı bu hareket var diyebiliriz. Bir ismillah oldu. Bir ismine dayandırdık yani. Evet, Allah'ın bir ismine dayandırdık. Herhangi bir isminde olabilir tabii ki. Evet. Mesela görmemizi neye dayandırıcı deyince gören
göze dayandıramıyoruz. Göze gözün arkasındaki mekanizmalara dayandıramıyoruz. Evet. Ama bütün kainatta, bütün yaratılmışlarla da ilintili. Hı hı. O zaman mutlak bir yere bağlayıp basir ismine evet. dayandırıyoruz gibi. Gözüm varlığıyla basir ismini ilan ediyor. Evet. Yani beni yapan görendir, işiten görendir, bilendir neyse artık diyor mesela. Görendir, gördüğümü de görendir, evet. Göreceklerimi yaratandır falan. Tamam. Şimdi girebiliriz konuya. Şimdi. Evet, bu giriş, girizgahı yaptık. Peki bunu metinden anlamıştık ki bütün varlık hayırdır. Evet. Bunu nasıl anlayacağız? Bütün varlık hayır değildir, olmayabilir gibi görüyoruz şimdi, çünkü. Evet. Yani şer gibi görünen şeyler de var, bal gibi de. Değil mi? Doğru. Yani şer gibi. Şimdi yani hayrın dayanağı nedir? Şerrin dayanağı nedir meselesini konuşmamız gerekiyor herhalde burada. Burası iddia ediyor ki, devamında da zaten Risale-i Nur'un genelinde de buna bakacağız. Vücut hayra bakar. Daha doğrusu hayır vücuda bakar. Ters tamam. söylemeyeyim. Hayır vücuda bakar. Şer de yokluğa bakar. Bunun böyle olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Hı hı. Bunu biz test etmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten vücut hayra mı bakar? Hayır vücuda mı bakar? Anlatabiliyor muyum? Onun bir dakika nereden şey yaptık, söyledik. Çünkü burada açıkça söylüyor. Bütün mevcudat Bismillah diyor ve bütün mevcudat lisan haliyle Bismillah diyor. Ha, bütün onu mevcudatın lisanı. Var olan her şey. Şimdi varlık deyince illa taş, kaya, bilmem çiçek, böcek anlamayacağız. Hareket, duygu, his, her şey. Hı hı. Mevcut diyebileceğimiz, var diyebileceğimiz, bizim bir şekilde donanımlarımızla algıladığımız her şey, gözümüz görüntüyü algılıyor. Tamam mı? Ama duygularımız sevgiyi algılıyor mesela. Bunlar da bir varlıktır. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi. Her şey neymiş? Bismillah'la başlıyor. Bismillah da her ayın başıysa o zaman. Bunların hepsi hayır. Hayırdır. Bunların hepsi hayırdır. Bütün o zaman, mevcudat hayırdır. Var olan bir her şey hayırdır. Bunu nasıl anlayalım? Mesela basit bir örnek yapalım. Dayanak noktasını anlamak açısından. Anlatabiliyor muyum? Yarım bardak su var. Tamam. Burada. Ben bakıyorum. Aa, su var. Susadım. Su var diyorum. Suyu içiyorum. Ve memnun oluyorum. Bu memnuniyetin kaynağı nedir? Var olan su. Tamam. Memnuniyetin kaynağı var olan su. Tamam. Ama yine geliyorum, yine yarım bardak yarım yine dedim. Ve benim için kızgınlığıma sebep oldu. Tamam. Memnuniyetsizliğimin kaynağı ne? Eksiklik. Eksik yokluk. Olan, orada su olmayan su, yokluk yani. Tamam. Suyun olmayışı. Tamam. Hatırlıyorum. Mesela sen bayağı yakışıklısın, ben senin kadar yakışıklı değilim mesela. Kimse inandıramayız buna var ya. Evet. Neyse inandırma. Şimdi o açıdan baktığımız zaman benim memnuniyetsizliğime sebep olan şey Zübeyir'de bu var, bende yok. Yani yokluğa dayanıyorum. Sen de memnun olacaksan ben daha Reşit'ten daha fazla yakışıklıyım. Tamam mı? Falan. Diyebilirsin. Varlığa dayandırıyorsun, anlatabiliyor muyum? Yani vücut, hayır vücuda bakıyor. Şimdi ama bunu, bitti miydi sözün? Tamam bitti, buyur. Bunun ama istisnaları çok bulunabilir. Yani mesela nasıl? İşte ateş örneği verebiliriz. Ateşin varlığı, varlıkla hareket ediyorum. Bak, ateşin varlığı şer olabilir. Gelir evi yakar çatır çatır. Hı hı. Şimdi hani ateşin yokluğu diyemiyoruz. Ateşin varlığı şer işte mesela. Bunu nasıl icra edeceğiz? Ateşin varlığı mı şer yoksa evin yokluğu mu şer? İkisi de şer. Yok, ateşin varlığı. Ateşi ortadan kaldır bakalım, hayat olur mu? Ateşin varlığı kendinden şer değil. Bütün, doğru. Evet, şimdi mesela ateşin evi yakması şer o zaman. Evet. Doğru. Dolayısıyla ateşin evi yakması, yani hatta, evin yok olması şer. Evet. Ateşin evi yakması da şer değil. Kişinin evsiz kalması, ev ihtiyacındayken evsiz kalması şer. Yani. Çünkü evet tamam, jeton düştü diyebiliriz. Olayı şöyle düşünebiliriz. Hı. Mesela bir kişi ahşap evini işte kullanım ömrü dolduğu için artık yıkmak istiyor. Yenisini yapacak falan, neyse yani bir planı var. Sırf bu sebepten dolayı tek yaşlı da diyelim adam amca, evi kendi bizzat yakmış dahi olabilir. Dolayısıyla evin yanması falan şey değil, şer değil. Kişinin evi istemekle birlikte evsiz kalması şer. Evet, doğru. Ben daha hatta şeye getirelim. Mesela elimi kesiyorum diyorum, tamam mı? Kes, iyi. Kestiğim zaman acıyor. Tamam. İşte orada bizzat bir şey var gibi yani. His var. His, acı, acı kötü işte diyor. Şer diyorsun mesela. Ben aynı şeyi söylüyorum. Elini hissetmeseydin bıçağın,
eline geldiği zaman daha mı iyi olacaktı, misal olarak söylüyorum. Tabii doğru. Aslında bizim orada acı şer değil dolayısıyla. Acı şer değil tabii, acının varlığı sana ikazdır. Senin o elinin bütünlüğünü bozman, onun varlığını yok etmen, yok diyelim. Etmen şerdi, o bütün halini yok etmen şer. O her zaman verdiğimiz örnek üzerine gidersen, susuzluğum veya ölüm. İkisi arası üzerinden gidelim. Susuzluğum, susamam benim. Susuyorum, rahatsız oluyorum değil mi? Susamam kötü değil. O susuzluğun, suyun lezzetini ortaya çıkaran şey nedir? O susuzluktur. Dolayısıyla su, susuzluğu ne yapıyor? Tölere ediyor ve ne oluyor? Onu hayır haline getiriyor. Evet. Ama mesele, problem ne? Suyun olmayışıdır. Hı hı. Şer denen şey suyun olması. Su olduktan sonra susuzluk problem değildir. Bir dakika. Su olduktan sonra susuzluk tamam, ama su da bitici. Su, yani mesela yani su. Şerrin kaynağı, biz onun için oraya girmeyelim. Ha, şerrin kaynağı ne olur? Yokluktur yine bak. Bizim negatifliğin kaynağı yokluktur. Suyun yokluğu, süreç içerisinde bir şeyin yokluğudur yine neticede. Anlatabiliyor muyum? Doğru, doğru. Birincide bizzat eşyanın kendisi güzel ya da kötü diyebiliyoruz. Ama bu ikinci süreçte mesela, bu demin söylediğimiz mesele de süreç içerisinde yokluktur. Doğru. Bardak meselesinde su vardı, hayırdı, yoktu, şerdi gibi. Ama burada yani sanki acı var, acı da var yani. Evet. Acı, dolayısıyla acı şer gibi olabilir. Hayır, sürecin içerisine baktığımız zaman, açlığın neticesine baktığımız zaman neticesi nedir? Suyu bana nimet haline getirmesi açısından açlığın, susuzluğun dolayısıyla güzeldir. O da güzeldir. Evet. Neticesi itibariyle güzeldir. Ama su olmasaydı, hep açlık hissetseydim, o zaman ne olurdu? Gerçekten şer olabilirdi. Böyle bir şey yok. Böyle bir alternatif. Yani o susuzluğun varlığının neticesi de var. Yani hayır yapacak şeyin neticesi de var. Ölüm de öyle mesela. Kelebek tırtıl tırtıl misalinde olduğu gibi. Tırtılın ölümü evet, kelebeğin netice vermiyorsa şer olur. Ama neticede burada kelebeğin olmayışıdır şer. Tırtılın ölümü değil. Hmm. Çünkü tırtılın ölümü biz bitişse, tırtılın hayatının bitişi ise tamam şer. Ama kelebeğin hayatının gelişi ise şer değil. Ölüme yüklenen anlam neticede. Dolayısıyla aslında yine şeyin kaynağı, şerrin kaynağı ne oluyor? Adem oluyor, yokluk oluyor. Hayrın kaynağı ne oluyor? Var. Varlık oluyor. Mevcut. Mevcut oluyor. Bu bizim en temel anlamda, en temel bazda hayrı vücuda, şerri de Adem'e bağlamak noktasında. Ama gerçekten hayır dediğimiz zaman, hayır nedir? Mesela şöyle söyleyeyim. Evet. Ben 100 sene ya değil 1000 sene yaşadım, 10.000 sene yaşadım. Ama sonunda ölüm var, yokluk var. Tamam. Bu gerçekten varlık, yani yaşadığım an varlık benim için. Yani hayrı değil, varlığı daha çok tanımlıyorsun, evet, aslında şu anda. Evet. Varlığı da konuşmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir noktadır. Aslında bunu düşününce ben çok çarpılmıştım kendi dünyamda. Bir şey, sıfır bir şey bilir, herkes kullanır bunu. Sıfırla bir nedir? Var yok diye düşünürsen, tamam. Sıfırın bir olması demek aslında sonsuzu aşması demektir. Yani matematiksel olarak sıfırla bir arasında sonsuz sayı var denir. Evet. Bire gelmişse sonsuzu aşmıştır demektir. Tamam. Bir şey yoktan var olmuşsa sonsuzu aşmış demektir. Dolayısıyla aslında varlık sonsuzu aşmaya bağımlıdır. Demin o söylediğimiz ilk argümanda da oydu. Yani benim elim hareket ediyorsa yoktan bir şekilde bir vücut hareket veriliyor bir bakıma. Yoktu, hareket yoktu, harekete vücut verildi. Hı hı. Bu vücudun kaynağı mutlak bir kaynak olması gerekiyor. Dolayısıyla sonsuzu aşmış olacak. Dolayısıyla aslında sonsuzu aşarsa vardır. Bir şeyin sonsuzu aşması demek mutlakla olan, sonsuzla olan ilişkiyle alakalıdır. Sonsuz olmadan yokluk, varlık olmaz. Anlatabiliyor muyum? İşte çok, çok sert bir ifade oldu ya. Evet. Yani sonsuz olmadan hiçbir şey var olmaz. Evet. Benim elimin hareketi bile varsa, evet, bu bir sonsuzdan gelmektedir. Evet. Başka türlü var olamaz. Evet, işte ben o sonsuzun doğru kaynağı, doğru sonsuz olan şeyin kaynağına ulaşmadığım müddetçe de aslında varlığı bulmuş olmuyorum. Yani varlığın kaynağını bulmuş olmuyorum. Dolayısıyla aslında varlığı kaybetme endişesiyle yüz yüzeyim demektir. Çünkü sonsuz bir kaynağa bağlayamadım. O hani ömür örneğinden veriyordu ki 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl, 1 milyon yıl yaşasak da öldüğümüz zaman demek ki hakikaten var değiliz sonsuzun yanında. Evet. Hani varlık nasıl bir şey, nasıl tanımlarız varlığı? Mesela 1 milyon yıl yaşayan bir şey var mıdır? Varlık mıdır yani? Hakiki anlamda varlık değildir aslında. Evet, bitiyorsa değildir. Yaşam noktasına baktığın zaman.
bunu elin hareketine nasıl bağladık dolayısıyla? Hayır, şudur yani, elin hareketi aslında Bismillah'a dayandığı için vardır. Hı hı. Yani Bismillah mutlak bir kaynak onu var ettiği için vardır. Eğer ben o mutlak kaynağa gidemezsem elin hareketli de anlamsız oluyor. Hakikaten, çünkü sonsuzu geçemez. Evet, evet, teorik olarak zaten elin hareketi teorik olarak zaten mümkün değildir. Sonsuzla ilişkisi yoksa var olması mümkün değildir. Bir şey varsa sonsuzu aşmıştır bir kere. Allah zaten Allah. Öyle başka türlü anlamı var mı yani? Sıfır. Ve sıfır ve bir arası sonsuzdur. Bir şey varsa zaten sonsuzlukla dayanmak zorundadır. Allah Allah. Evet, teorik olarak da böyledir. Başka alternatifi var mı? Sıfır bir işte. Böyle aniden sorarsan hiçbir cevap veremem tabii. Hayır, gerçekten düşünelim yani. O zaman biz neyi arıyoruz aslında? O şeyin gerçek kaynağını arıyoruz. Yani bizim bu sonsuzluğu üzerinde barındırabilecek olan şeyler bu alemde görebiliyor muyuz? Yok. E o zaman nerededir? Bunun arkasındadır. Yani bunu var eden bir güç var. Sonsuz bir güç var. İşte mesele o. Anlatabiliyor muyum? Asıl vücut onunla irtibat kurulmuş olan şeydir. Esas var olan şey. Evet. Çünkü vücudu var eden odur zaten. Ama mesela. Asıl kaynağına götüreceksin onu. Yani bütün mevcudat lisan haliyle aslında ondan bahsetmeleri, onu virdi zeban etmeleri bunu kastediyor. Evet. Yani mesela bir tane elma, bir tane taş, bir tane çekirdek olduğu haliyle aslında o hani var olmuşluklarıyla sonsuzdan haber veriyorlar. Evet. Sonsuza bağlı olduklarını söylüyorlar. Evet, ben kendi kendime var olamam. Mümkün değil. Benim diyor. Varlığım sonsuz bir güce dayanıyor. Dolayısıyla sen o gücü bulmadığın müddetçe aslında beni var etmiş olmazsın senin dünyanda. O güçlü olan irtibatı kurmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla aslında vücut denen şey esma ile kurulan ilişkiyle alakalıdır. Yaratıcıyla kurulan ilişkiyle alakalıdır. Sen yaratıcıyla kurulan ilişkiyi kurmadığın müddetçe şer algısı mutlaka senin dünyada oluşur. Evet. Çünkü mutlak kaynağa gitmedin. Yani. Dolayısıyla eksiklikler var. Yokluklar var. Yokluk orada çıkıyor zaten. Onlarda hakikatte şer... yok yoktur der ya Bediüzzaman. Hakiki manada yok yoktur. Çok da ilginç bir tabir kullanır. Güzel. Vücut hayrı mahsır, pür hayırdır vücut. Hı hı. Adem şerri mahsır der. Vay be. Adem pür şerdir. Yani yokluk. Yok zaten hakika manada yok yoktur. Bir şey varsa vardır. Yokluk diye bir şey olamaz o zaman. Bir şey varsa hayırdır zaten. Hayırdır yani. İşte onu demeye getiriyorum. Demek ki bizim şer diye yorumladığımız şeyler vücuda dayanmıyor. Mevcudada dayanmıyor. Mevcudat cinsinden değildir. Bir şeydir ama mevcut cinsinden değildir. İcat edilmiş bir şey değildir. Hı hı. Üstad o yüzden o vurguyu o yüzden yapar. Yani icat ve şey halk ve icat cihetinde şer olamaz diyor. Ha, benim ona mübaşeretim noktasında ben ne yapıyorum? Ölümü ne olarak görüyorum? Yokluk olarak gördüğüm için kendime şer yapmış oluyorum. Aynen. Evet, burada benim açımdan bir şer var. Ama hakikatte ölümün arkasında ahiret gelirse aa diyorum, olur mu? Şer falan değil. Yani, benim açımdan da şer yok o zaman. Yani. İşte benim açımdan da şer. Hakikat de o zaten. Tırtıl gitti, kelebek geldi. Dolayısıyla ben... Benim açımdan da şer yok ama bunu ancak mutlaka dönersem yüzümü söyleyebiliyorum. Yani kendi bakış açımla bakacak olursam, yani mutlaka nasıl diyelim, bağlanmazsam yokluk içindeyim. Evet. Diyorum ki öleceğim ve yok olacağım falan, zaten direkt şerrin kendisi. Evet. Zaten şer odur yani, acıdır bilmem ne de, bunların aslında hepsinin bir anlamı vardır. Doğru. Yani acının yaratılmasını bir düşünsek, yani acı yaratılmasaydı şimdi hepimizin kolları elleri olmayabilirdi yani. Muhtemelen. Yani evet, yani dolayısıyla bir acı aslında bize verilen şeyleri korumayı tetikleyen ve onların nimetiyeti cihetini görmemize vesile olan yönleri vardır. Evet. Yani bunu çok detaylı bir şekilde anlatılabilir ama şer kaynak olarak bunu anlamamız lazım. Yokluğa dayanır. Biz mutlakla ilintilemediğimiz her şey bizim için şer olur. Ki zaten işte ebedi cehennem de odur. Var olan bir şeyi yokluğa atmış oluyorsun. Yani mutlakla irtibatlandıramadığın için o senin için ebediyen yokluğa giden bir konuma gidiyor. Halbuki varlık mutlaka dayanır zaten teorik olarak. Sen onu bulamadın. Bulamadığın zaman senin için o ne yapacak? Sonsuz, adeta sıfıra doğru gitmeye başlayacak. Dolayısıyla sıfıra da gitmediği için ebedi cehennem yaşayacağız yani. O nokta. Ebediyen yokluğunu yaşayacağız. Herhalde bu kadar yeter. Evet. Varlık ve yokluk üzerine bugün çok ciddi konuştuk. Bir sonraki holografik bakış programında görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Allah'la kalın, hoşça kalın.